Nasılsın? Beraber dayanışma Çayımızı, kahvesini herkes kendisi alıyor. Ürünlerini kendisi hazırlıyor. Burada koyuyoruz. Sonrasında bulaşığını yıkayıp öyle çıkıyor. Peki, eğer çay almak isterseniz şuradan alabilirsiniz. Orada koyuyoruz. Salça etmeyiz. Orada. Şu an gözümde tabağı kaldı. Evet. İsterseniz salça ekmeğimizi tostunuzla yapalım. Çayın bir özelliği var mı demin yani? Şimdi normal olursa da bir kopar çıkan geçer. Tabii. Yapamış. Yarın çalışmıyorsun. Kusura bakma. Bu ev salçasına benziyor mu? Fabrika salçası değil sanki. Değil. Yok hayır. O da kopar. İçinde baharatlar var. O da Balıkesir Karaköçek'ten Bizde halen örneğin annem de eşim de salçayı evde yaparlar. Annem de evde yapar, evet. Yani hazır salça güvenilmez, doğru. Bilemiyorsun. Sizde öyle midir gençler? Bizde de öyle. Domates alınır, o işte evet. Suyu çıkartır, güneşte falan bekletilir böyle. Daha güzel olur salça. O zaman bir sonraki dönem salçaları sizden gönderebilir miyim? Hakikaten orada çok güzel salça var. Kokoreç çekimi çalışmıyor mu? Yoksa üretim sadece annenizin? Hayır. Vallahi yani annem bu fikre sıcak bakar. Onları toplasın orada. Kendi kanını koparırsın. Hani dayanışmanın güzel bir şey oldu. Güzel bir duygu olduğunu da bence. O şekilde dayanışmak. Yönetim mekanizması yaratıp kendimizi de yönetmeye aslında. Öz yönetim dediğimiz şey bu aslında. Öz yönetim. Yani Türkiye'de Osmanlıca ismi muhtariyettir, muhtarlıktır. Biz ona özellik diyoruz. Öz ev, öz yönetim, ev güç demektir. Öz yönetim yani insanların kendi kendini yönetebilmesi. Kendi kendini idare edebilecek bir dayanışma mekanizması kurabilmesi. Yani insanların başında bir tane başkan olmadan da ülke yönetebilir duygusunun verilmesi. Bu çok kıymetli bir şey. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Hocam biz bardağı yıkayayım hemen yetişiyorum geliyorum. Evet zaten bir saniye. Varsa getirin yıkayım ama. Evet. Evet. Urfa. Urfa Kadın Kooperatifinden gelen ürünlerimiz. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. Dışarıdan gelip buradan alışveriş yapabiliyorlar. Evet. Yani normalde evet yapabiliyorlar. Biz öz yönetimle yönetiliyoruz. Buranın yöneticisi yok. Hepimiz herkes yönetici. Yönetici karar alma süreçleri var. Aynı. Hepsi aynı. Yarın. Bu da değil. Ben de.